Seriously, inanmıyorum. Sakıncası var mı? Yani şu yönden sakıncalı, birkaç yönden sakıncalı. Birincisi, tesadüf gibi kör bir düşüncenin katilyonlarca harika yapacağına inanmak. Yani muazzam bir geometri meydana getireceğine inanmak. Muazzam bir altın oran yapacağına inanmak. Fizik ve kimya kanunları yapacağına inanmak. Her şeyi ince ince tasarlayacağına inanmak, ruh yaratacağına inanmak, gören bir şuur, duyan bir şuur, dokunan bir şuur, koklayan bir şuur, tadan bir şuur meydana getireceğine inanmak, kalitesiz bir beyin görüntüsü verebilir. Yani kalitesiz bir düşünce görüntüsü verebilir. Çünkü böyle bir şeye inanan neye inanmaz yani? İnsan onu düşünür. İkincisi, bu alenen Allah inancını ortadan kaldırmak için ortaya konmuş. Çok ilkel bir felsefe oldu anlaşılıyor. Çok ilkel bir felsefe. Tarihin en geri devirlerinden beri bu var. Akatlar, Sümerler, eski Yunan hepsinde var. Hepsi aynı, tesadüf ilahına inanmışlar. Burada da tesadüf ilahı var. Ayrıca bunu Müslümanlığın içine sokmaya çalışıyorlar. Bu da çok ayrı bir hata. Çünkü Allah'ın yaratılışı çok garip bir şekilde meydana getirdiğine inanıyorlar. Önce işte çamurlu bir su meydana geliyor. Sonra o suyun içinde bir protein yanlışlıkla meydana geliyor. Yanlışlıkla başka bir proteinden bir araya geliyor. Sonra yüzlerce protein yanlışlıkla birbirinden çok düzgün birleşiyor. Sonra bu proteinler, yüzlerce birleşmiş proteinde yüzlerce başka proteinle yüzlerce düzgün biçimde birleşiyor. Ve sonunda bu protein topluluğu birdenbire hücre olmaya karar veriyor, hücre oluyor. Yani kepazelik, rezalet, diz boyu böyle yani insan utanıyor şu kafaya nasıl insanlar inanıyorlar. Şu rezalete nasıl inanıyorlar? Hayret içinde görüyoruz. Bir kere bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi bilimsel olarak imkansız. Sıfır ihtimal. Yani dantel gibi örülmüş karma karışık bir sistem protein. Tesadüfen sularda, sellerde oluşacak bir şey değil. Ya mümkün. Yani teknik olarak elde edilemiyor. Yani, laboratuvar şartlarında elde edemiyoruz. Değil ki sokakta çamurlu suyun içinde olsun. Bir tane protein, bir tane daha, yüz tercih bir tane. O ne oluyor? Protein toz oluyor. Canlanması yine mümkün değil. Hücre olması imkansız. Can verilme apayrı bir şey. Hücreyi yapsan bile canlanması ayrı bir konu. Canlanmaz yani. Sen oturuyorsun, şu tesadüf, bu tesadüf, bu tesadüf. Milyonlarca tesadüfe kullanarak Allah insanı yarattı diyorsun. Milyarlarca tesadüf kullanarak yarattı diyorsun. Kur'an'da da zerre aleminde hazır yaratılmıştı diyor Allah. Belli ki bir oyun. Yani imanı ortadan kaldırmak için bir oyun. Müslümanlar da yılmışlar birçok büyük bölümü. Pakistan, Hindistan, Fas, Tunus, Cezayir, Libya. Hepsi Darwinizme yan yatmış. Büyük bölümü. Yani korkup yılıp Allah'a karşı inançları zayıf olduğu için Darwinizme inanmışlar, teslim olmuşlar. Ve bütün komünist sistemler sonra oturdu Orta Doğu'ya. Fas, Tunus, Cezayir, Libya. Hepsi komünisti tamamen. Yani komünist olmayan hiçbir ülke yoktu Müslüman ülkelerde. Sonra Darwinizmi elhamdülillah panter gibi parçaladık. Orta Doğu'nun çehresi tamamen değişti. Fas, Tunus, Cezayir'de acayip çırpındılar. Suudi Arabistan'da acayip çırpındılar Darwinizme karşı. Ama güçleri yetmedi. Yerle bir ettik Allah'ın izniyle. Münafıklar o devirde bizi durdurmak için olmadı, kepazelik yapıyorlardı. Küfür de ayrıca ataktaydı. Münafık ve küfrün bütün engellemelerine rağmen biz her konuda başarılı olduk elhamdülillah.